Sampi Eko Pazarı sunar. Eko Pazar'dan ekranlara başındaki herkese merhabalar. İyi seneler, mutlu yıllar. Yeni bir yılın ilk gününde yine sizinle birlikteyiz. Bu hafta da sizler için çok özel bir program hazırladık. Fransa'da marka olan sadece Türklerin değil, Fransızların da ilgisini çeken önemli firmalara konuk olacağız bugün. Zira Türk iş adamlarının Fransa'daki başarıları gerçekten de dikkate değer. Şimdi birbirinden özel haberlerin yer aldığı Eko Pazar başlıyor. İşte ayrıntılar. Ekonominin nabzını tutan Eko Pazar bu haftada birbirinden özel haberleriyle fark yaratacak. Fransa'dan çok özel görüntüler, Lyon'da Türk izleri Eko Pazar'da. Türk Hava Yolları Lyon Müdürü Rafet Şişman, şirketin yeni yıl hedeflerini Eko Pazar'a anlattı. Fransa'da Türk iş adamlarının başarısını kanıtlayan Meriç Grup, inşaat alanında nasıl marka oldu? Fransa'da geniş bir koleksiyonu müşterilerinin beğenisine sunan Accenture, sadece Türklerin değil, Fransızların da dikkatini çekiyor. Dünyanın dört bir yanından ithal edilen binbir çeşit ürünüyle dikkat çeken İdeal Mobilya, Fransa'daki ekonomik krizi nasıl fırsata dönüştürdü? Avrupa Konutları 4 projesinin lansmanını İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirdi. 4000 metrekarelik alan, 2300 çeşit ürün ve dev bir tesis. Market Oriental, Lyon'da büyümeye devam ediyor. Türk damak tadını Fransa'ya taşıyan Semazen Restoran, lezzetli yemekleri, hijyenik ortamı ve kaliteli hizmetiyle öne çıkıyor. Finans sektöründe başarısıyla dikkat çeken Deva'yı yönetim kurulu başkanı Güner Çakıroğlu anlatıyor. Eston Yapı, iki dev projeye imza atıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olan İstanbul Aydın Üniversitesi'ni mütevelli heyeti başkanı Dr. Mustafa Aydın anlatıyor. Az sonra Eko Pazar'da. Sevgili seyirciler, 2011 yılında en çok konut satışını gerçekleştiren Artaş İnşaat, Avrupa konutlarıyla sektörün lider firmalarından biri. 2012 yılına da dev projelerle girmeye hazırlanan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çatınsaya, konut sektöründe 2011 yılını değerlendirdi. Konutta kalite ve güvenin simgesi haline gelen Avrupa Konutları, Atakent'teki son projesi olan Atakent 3 ile 2011 yılını 443 milyon 180 bin 940 liralık hasılatla zirvede tamamladı. Projelerini planlanan süreden önce bitirmeyi gelenek haline getiren Avrupa Konutları, Atakent 3 projesini de belirlenen süreden 18 ay önce tamamlayarak yeni bir rekora da imza attı. ...2011 yılını hedeflerinin üstünde kapatan Avrupa Konutları, yeni yılla birlikte 4 projesinin lansmanını İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirdi. Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsay'a toplantıya ilk kez büyük oğlu Gökhan Çetinsay ile katıldı. Önümüzdeki ay içinde satışına başlanacak. Bir de Ayazağa'da yapmayı planladığımız ofis ve konut projemiz var. Önümüzdeki 2012 senesinde 4 tane projeyle sizlerin karşısında olacağız ve başlayacağız. 2 milyon TL civarında bir ciro beklentimiz var. Bu da yaklaşık 1 milyar dolar civarında. Onun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizim bir özelliğimiz şunu ifade ediyoruz. Biz çok konuşmayı değil, iş yapmayı ön planda tutuyoruz. Süleyman Çetinsay'a basın toplantısında kentsel dönüşüme de vurgu yaptı. İstanbul'da en önemli sorun zaten kentsel dönüşüm ve deprem riski. Bu deprem riskini bizim en kısa zamanda aşmanın, en kısa zamanda inşa etmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Çünkü vatandaşımızın bazı alışkanlıklarından artık vazgeçmesi gerekiyor. Burada maddi menfaatin ön planda olmaması gerekiyor. Geleceğimizin ve çoluğumuzun, çocuğumuzun sağlığı açısından depreme karşı dayanıklı, nitelikli
oyun alanları, yeşil alanlarıyla beraber bu çocuklarımızın burada büyümesi gerekiyor. Sayın seyirciler, Avrupa Konutları 2011 yılını satış rekoru kırarak tamamladı. Yanımızda Artaş İnşaat'ın başkanı Süleyman Çetinsay var. Süleyman Bey, öncelikle tebrik ediyoruz sizi. Şimdi 2011'i değerlendirdiniz. Biz 2012'yi konuşalım şimdi sizinle. 2011 nasıl bitti ve 2012'de 4 tane yeni projeniz var. Bunları bir anlatın. Evet. 2011 beklediğimiz ölçüde tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 2011 yılı 715 milyon TL civarında bir ciro yapmış durumdayız. 2012 senesinde başlayacağımız 4 tane yeni bir projemiz var. Projelerimizden beklediğimiz yaklaşık bir 2 milyon TL civarında bir ciro beklentimiz var. Bu da yaklaşık 1 milyar dolar civarında. Onun için şu anda bütün çalışmalar, gayretimiz onun için. Aslında 2012'de ekonomide belli bir yavaşlama bekleniyor ama sizde müthiş bir böyle %200'e varan bir artış bekliyorsunuz. Herhalde projeler çok güçlü geliyor. Evet. Biraz bahseder misiniz projelerden Süleyman Bey? Projelerimiz güçlü projeler. Birinci projemiz bu tema park projesini MESA ve Kantur konsorsiyumuyla yapıyoruz. Evya projesini Aydınlı ve Keleşoğlu grubuyla yapıyoruz. Bunların her biri yaklaşık birer milyon metrekare civarında inşaat alanları olan bir projelerdir. Ve şu anda Isparta Kule 3 projemiz önümüzdeki aylarda satışa başlıyoruz. Ayaz Ağa projemizi de önümüzdeki Nisan ayından itibaren de sunuma çıkacağız. Toplam kaç bin konutun yapımına başlıyorsunuz? Şu anda önümüzdeki sene başladığımız konut sayısı 5000, bir konut civarında bir başlangıç yapacağız. Tabii bunun iki büyük projemizin de 2012 senesinde neticelenmesi zor. Ama bu projelerimiz en az 3 yıllık bir projeler. Daha diğer küçük projelerimiz 2012 senesi içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Avrupa Konutları yeni yılla birlikte 644 konutla Bahçeşehir Isparta Kule'de, 468 konutla Maslak'ta, 5000 konutla Kağıthane'de ve 4000 konutla Halkalı'da 4 dev projenin startını verecek.